liposuction, liposhaping, bunların hepsi bir taraftan yağ alıp bir tarafa vermedir. Yani yağ şekillendirme ameliyatlarıdır. Şimdi sporla, rejimle veremediğimiz yağların bir şekilde alınmasıdır. Şimdi klasik liposuction'da biz bir sıvı veriyoruz. Sıvıyla oradaki yağı parçalayıp vakumla geri çekiyoruz. Yaptığımız işlem bu. Şimdi bunu bir takım aletlere büründü. Bunlardan bir tanesi lazer liposuction ya da lazer lipolis. Burada yaptığımız işlem bir lazer probuyla içeriye girip ince bir telle. Bu teli ne yapıyor? Lazer ışınıyla önüne geleni eritiyor, yanlardakileri de öldürüyor, tahrip ediyor. Büyük miktarda yapıyorsak, yani geniş bir alanı yapıyorsak mutlaka o bölgede erittiğimiz yağı çekiyoruz. Ama küçük bir alanı yapmışsak bu bölgeyi çekmiyoruz. Lazer lipolizin avantajı nedir? Birincisi, özellikle deri altında selülit tarzında olanlar ya da derideki sarkmaları daha iyi toparlar lazer lipoliz diğer klasik liposuction'a göre. Onun dışında bu da bir yağ eritip yağ alma, yağı ortadan kaldırmaya yöneliktir. İkincisi, Vaser ya da Vaser liposuction dediğimiz sistemdir. Burada ne yapıyoruz? Burada da özel bir sıvı verdikten sonra ses dalgalarını veriyoruz. Ses dalgaları yağları süt haline getiriyor ve bunları vakumla çekiyoruz. Burada da bunun özel başlıkları var. Deriyi etkileyenleri var, derinin sıkılaşmasını. Ve bunlar sarkan derinin daha iyi toparlanmasını sağlarlar. Vaser liposuction bugün için elimizdeki lazer ve Vaser en gelişmiş liposuction yöntemidir. Her ikisi de hem sıkılaşmayı hem de sakmayı daha iyi sağlarlar klasik liposuction'a göre. Bu hastalarda 5 litrenin, 3 litrenin üzerine çıktığımız hastaları mutlaka hastanede bir gece yatırıyoruz. 3-4 litrenin altındaki hastaları aynı gün taburcu ediyoruz. Niye yatırıyoruz bunları? Kan sıvı elektrolit dengesini düzenlemek için. Çünkü liposuction'la birlikte bir miktar kanama da olur. O kanamayı yerine koymak amacıyla hastanın vücut sistemleri yerine oturduktan sonra ertesi gün hastayı çok rahatlıkla taburcu ediyoruz. Liposuction yaptığımız bölgeye bir korse, baskılı giysi giydiriyoruz. Bu giysiyi en az 2 hafta kadar giydiriyoruz. 4 hafta giyerlerse çok daha iyi olur. Şimdi liposuction'a bağlı yan etki ne olabilir? Eğer düzgün almazsanız girinti çıkıntı olabilir. Hastalara ben şunu söylüyorum. Eğer kilonuzu 5 kilo değişime, yani 5 kilo alıp 5 kilo vermeye göre kendinizi ayarlarsanız bir sorun yaşamazsınız. Ama çok fazla yiyip fazla kilo alırsanız, benim aldığım yerler, yani liposuction aldığımız yerler yağ biriktirmezken diğer taraflar fazla miktarda yağ biriktirir. Bu da senin vücudunu patates tarlasına çevirir, dengesiz bir hale getirir. Bu nedenle bu hastayla bunu konuşmak lazım. Bir de son yıllarda yaptığımız, daha önce yapmadığımız bir liposuction türü var. Bu da zayıflama amacıyla yaptığımız liposuction türü. Aşırı kilolularda, özellikle göbek, bacak içi ve kol altları gibi bölgelerde yağ birikmesine bağlı harekette güçsüzlük olur. 1995'ten başlayıp 2000'den sonra daha yaygın hale gelen, bu insanların hareketini artırmak amacı işte göbek bölgesini alıp bacak içlerini alıp hareketini artırarak bir miktar daha kilo vermelerini sağlamak amacıyla yaptığımız lipoplasti dediğimiz liposuction yöntemleri de vardır. Bunların da kontrol olarak yapıldığı sürece liposuction herhangi bir yan etkisi yoktur. Eğer kontrolsüz yaparsanız sıvı elektrolit dengesini düzenlemeden hayati riskler ortaya çıkar. Liposuction ile ilgili kısaca söyleyeceklerim bunlar. Vücut birinci aydan itibaren zayıflamaya başlar. Yani liposuction'ı aldığınız bölgede önce kan ve serum toplanacaktır. Liposuction'ın ertesi günü ya da bir hafta sonra hastayı tarttığınızda kilosunda değişiklik olmaz. Ancak bu birinci ayın sonunda başlar, üçüncü ayın sonunda nihai halini bulur. Bu nedenle hastalara şunu söylemek lazım. 3 aydan önce liposuction'la ilgili sonucu değerlendirmemek gerekir. Üçüncü aydan sonra rahatlıkla değerlendirilebilir.